Ahmet Kekeç, Halil Paşa'nın torunu acil darbe ediyor. Radikal yazarı Cengiz Çandar'a göre, bu savaş PKK ile Erdoğan'ın savaşı. Bu durumda devrimci halk savaşı başlamıştır diyen Besse Hozat'la, TC Silvan'da baraj yapıyor biz de ateşkesi bozuyoruz ultimatomu gönderen Cemil Bayık, Erdoğan'ın adamları oluyor. Burada uzun uzun ateşkesin nasıl ve kim tarafından bozulduğunu anlatacak değiliz. Çandar Dolma Bahçe tartışmalarına baksın. Dolma mutabakatı olarak ortaya çıkan metne kimlerin itiraz ettiğini ve silah bırakma kongresinin nasıl ötelendiğini araştırsın. Bazı ipuçları bulacaktır. Demirtaş bu metne karşı Mersin'den ses vermişti. Bu mutabakat barış getirmez. Bu durum Kürtlerin aleyhinedir. Şimdiden ilan ediyorum demişti ve Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan'la diz dize oturan adamlarını, sırrıları, idrisleri filan kepaze bir durumda bırak. Sonra laf kalabalığına getirip eklemişti. E, tecrit devam ettiği sürece, Öcalan'ın durumunda iyileştirme yapılmadığı sürece, silah bırak çağrısı Önder Apo'dan gelmediği sürece… Cengiz Çandar bunları bilmez mi? İmralı heyeti Dolmabahçe görüşmesinden hemen önce gitmişti İmralı'ya. Son talimatları almıştı. Buna göre Öcalan Nevruz'da silah bırak çağrısı yapacak, PKK'da kongre toplayarak bu işe bir nihayet verecekti. Çandar bu süreci bilmez mi? Bilmez olur mu hiç? Dolmabahçe deklarasyonu olarak ortaya çıkan metne Demirtaş'ın niçin rezerv koyduğunu, için bu anlaşma Kürtlerin aleyhinedir dediğini de çok iyi bilir. Metindeki kamu düzeni lafzı rahatsız ediyordu Demirtaş'ı. Öyle ya, şehirler silah deposu haline getirilemeyecekti. Bu silahlar usulünce toplanacaktı. Gençlik hareketi adı altında sokaklara dökülüp kimlik ve trafik denetlemesi yapan serseriler ayıklanacaktı. Demirtaş'ı rahatsız eden çözüm sürecinde demokrasi güvenlik ilişkisinin kamu düzenini ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması cümlesi dağdakileri de rahatsız ediyordu elbette. Cengiz Çandar bunu bilmez mi? Nitekim Dolma Bahçe mutabakatının açıklandığı gün yani 28 Şubat 2015 tarihinde ANF'ye beyanat veren Mustafa Karasu şöyle bir itirafta bulundu. PKK kongre yapıp silah bırakma kararı alacak biçimindeki yaklaşımlar demagojidir. Aynı Mustafa Karasu ertesi gün yani 1 Mart 2015 tarihinde KCK adına bir açıklama daha yapacak ve bir gün önceki itiraflarını detaylandıracaktır. Hiç kimsenin PKK adına silah bırakmasından PKK'nın kongre yapıp silah bırakma kararı alacağından söz etmesi mümkün değildir. Hiç kimsenin üzerinde böyle bir vazife yoktur. Erdoğan, ipe un seren hevalleri görünce 22 Mart'ta bir açıklama yaptı ve dolma bahçe işi yanlış oldu dedi. Böyle dediği için de masayı deviren taraf ilan edildi. Masa çoktan devrilmişti oysa. Cengiz Çandar bunları bilmez mi? bilmez olur mu hiç? Dolmabahçe mutabakatı olarak bilinen metne birkaç gün sonra Cemil Bayık da tepki verdi. Şunları söyledi. PKK silah bırakacak açıklamaları seçim propagandasıdır. Silahların bırakılması ancak Öcalan'ın bizzat katılacağı bir kongrede karara bağlanabilir. Yani PKK bu kararı Öcalan serbest kalmadan açıklamayacak. Bu adımlar atılmadan hareketimize, halka, Türkiye demokrasi güçlerine güven vermeden, kongrenin toplanması, kongrenin onların belirttiği gibi kararlar alması düşünülemez. Peki Cengiz Çandar'ın bunları duymadığı, okumadığı düşünülebilir mi? <laughs> düşünülebilir mi hiç? Her şeyi bilen Süzen Cengiz Çandar hala ve ısrarla ateşkesi Erdoğan'ın bozduğunu, PKK'ya karşı yürütülen savaşın sarayın özel savaşı olduğunu söylüyor ve hiç Allah'tan korkmuyor. Cengiz Çandar silah bırakmanın konuşulduğu günlerde dağ bayır dolaşıp sakın silah bırakmayın diyerek terörist ayartan bağımsız gazetecilerin kim olduğunu da çok iyi biliyor. Wolfowitzler adına ülkesini tehdit eden Çandarlı torununun kim olduğunu da çok iyi bilir. Hayır, bu savaş Erdoğan'ın özel savaşıymış. Böyle giderse Suriye'ye dönebilirmişiz. Derhal müdahale edilmeliymiş, üçüncü taraf ya da taraflar duruma el koymalıymış. Kim müdahale edecek Cengiz Çandar? TSK mı müdahale edecek Birleşmiş Milletler mi? NATO mu mülaneci savcılar mı? Yüzbaşı Ömer Laçiner'in komutasındaki Gezi Konsorsiyumu mu? Kim? Kim bu üçüncü taraf ya da taraflar? Ahmet Kekeç Star